Herkese selamlar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım altın ve gümüşü değerlendirmeye devam ediyoruz altın ve gümüş iyice yataya bağlamış durumda İnsanlarda bir belirsizlik e, ön görememe önünü görememe durumu var peki bundan sonra bizim neler bekliyor yani altında 1990 1985 dolarlara kadar çıktık Tarihi zirveleri gördük bundan sonra ne olacak fiyatlar geldi en tepeye yerleşti ne aşağı geliyor ne yukarı gidiyor bu da insanlarda bir belirsizlik oluşmaya başladı kararsız bir durum oluşmaya başladı ee, ve panik yapanlar işte altın buradan ya çakılırsa ya düşerse e, ya da işte ben satarım 2000 dolar üstüne gider çok büyük bir halli başlarsa diye belirsizlik ortamı sürüyor. Peki fiyatlar ve haberler bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Öncelikle şunu belirtmeliyim. E, fiyatlar en yüksek seviyedeyken arkadaşlar olumsuz haberlerin hepsi işte o zaman gelmeye başlar. Şimdi dünyaya baktığımız zaman olumsuz haberler gelmeye devam ediyor mu? Yani altına bakıyorsak küresel haberlere bakmamız lazım. Olumsuz haberler evet gelmeye devam ediyor. İşte baktığımız zaman koronavirüs vakaları dünyada tekrar artışa geçti. Hatta son zamanların en yüksek seviyeleri görülmeye başladı. ABD tarafında işler hiç yolunda gitmiyor. Baktığımız zaman evet gerçekten fiyatlar en yüksek seviyede olumsuz haberler e, ardı ardına gelmeye devam ediyor. Acaba buralar tepe mi? Yani e, dediğim gibi tepedeyken yani fiyat en yüksek seviyedeyken en olumsuz haberler gelir arkadaşlar. Fiyat niçin? Çünkü piyasa yapıcı insanları fiyatların daha da yukarı gideceğini inandırır. E, belirli bir süre sonra fiyatlar oradan herkes maliyetlenmeye başlayınca daha da aşağı gelerek insanlar bir anda zarar etmeye başlar. Aynı şekilde fiyatlar en dip seviyedeyken bir anda olumlu haberler gelmeye başlar ve fiyatlar ee, insanlar daha da düşecek diye beklerken ee, sonra fiyatlar yukarı döner. Yani her zaman ters salgı işliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman evet olumsuz haberlerin hepsi gelmeye devam ediyor. Koronavirüs vakalarında rekor kırıyoruz. Dünyadaki büyüme verilerine baktığımızda ee, işte bakalım şöyle Endonezya'da mesela e, ikinci çeyrekte arkadaşlar %4,61 oranında daralmış. 1999'dan bu yana en zayıf e, büyüme hatta negatif büyüme diyebiliriz arkadaşlar. İtalya baktığımızda %12.4 daralmış arkadaşlar. Yani olumsuz haberlerin hepsi bakın ardı ardına gelmeye devam ediyor. Fransa'ya bakıyorsunuz %13.8'lik bir daralma var. Japonya'ya bakıyorsunuz Japon ekonomisi bir miktar daha iyi bu durumda. ikinci çeyrekli %2.2'lik bir daralma var. Çin'e bakıyorsunuz Çin'de de daralma var ama e, Çin birazcık daha böyle verileri doğru açıklayıp açıklamadı dünya tarafından hani tartışılıyor e, bu da hani yasakçı bir devlet olduğu için e, biz de acaba diyoruz ama şuna bakıyoruz mesela Çin'in e, fabrika üretimleri artıyor ancak ihracat ve ithalat arkadaşlar zayıflamaya devam ediyor. Yani olumsuz veriler gelmeye devam ediyor. Amerika'ya baktığımızda %32.9 oranında küçüldü arkadaşlar. Bu bir rekor. Amerika'nın tarihindeki en büyük krizlerden birisi olan hatta en büyük kriz olan buhrandan sonra yani 1940'lı yıllardan sonra en büyük küçülme arkadaşlar. Şimdi altın fiyatlarına bakıyorsunuz. Dünyada bir kargaşa var, bir kaos var. Ee, en zirve seviyeye çıktı. Güvenli liman olarak kabul ediliyor. Şimdi olumsuz haberler de bir anda gelmeye başladı. E fiyatlar buradan çakılacak mı? Yoksa en tepe seviyelerdeyiz. Fiyatlar buradan düşüşe geçecek. Olumsuz haberler de geliyor. Piyasa yapıcı yine ters algı mı yapıyor? Bundan önce arkadaşlar acaba hani e, en kötüyü gördük mü? Yani bu soruyu kendimize sormamız lazım. Dünyada en kötü görüldü mü? Tamam olumsuz haberler geliyor ama en kötüsü görüldü mü? En kötüsü görüldüğü zaman evet bu dediklerimiz geçerli. Ama ben dünyada en kötünün görüldüğünü düşünmüyorum daha. Çünkü e, baktığımız zaman virüs vakaları artıyor. İşte aşağı haberleri geliyor ama hani bunlar zayıf haberler. Yani baktığımız zaman işte Rusya diyor Ekim Kasım'da bir aşı e, başlayacak diyor. İşte yani her gün bir aşağı haberi çıkıyor ama belirli bir e, şey yok. Yani belirli bir hani aşı bulundu herkes iyileşecek diye kimse bir şey diyemiyor. Çünkü virüs defalarca kez mutasyona uğramış hangi birisine aşı bulacaksın veya da yani bir sağlıkçı değiliz ama nasıl ilerleyecek bu süreç? İşte Dünya Sağlık Örgütü açıklıyor aşı yıllarca bulunamayabilir hatta hiç bulunamayabilir diyor. Yani dünyada en kötü görüldü mü? Önce bu soruyu kendimize sormamız lazım. Ben dünyada en kötünün görüldüğüne inanmıyorum. Böyle olsa zaten Fed şu an para basmayı bırakır, faizleri tekrardan artırmaya başlar. E, baktığımız zaman FED son toplantıda faizlerin sıfır oranında tutulacağını ve para basımının devam edeceğini söyledi. E Baktığımız zaman Amerika arkadaşlar e, trilyonlarca dolar para bastı. Hala da basmaya devam ediyor. Ekonomiyi kurtarmak adına. Yani dünyada en kötünün görüldüğünü ben henüz düşünmüyorum. Evet olumsuz haberler geliyor ama en kötü görülmedi. Bakın Kasım'da e, ABD'de de seçimler var. Orada ne olacak? Ne bitecek? Trump gidecek mi? Gitmeyecek mi? En yakın e, rakibi de baya yakın Trump'a. Hani bunlar var. Bir belirsizlik var. O yüzden en kötünün görüldüğünü ben düşünmüyorum. Yani virüs ne yöne gidecek? Şu an kimse bilmiyor ve vaka oranları ölüm oranları dünyadan gelmeye devam ediyor. İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da e, vakalar tekrar yükselmeye başladı. Avrupa'da, Amerika'da zaten en yüksek seviyelerde. Buna bakarak dünyada en kötünün görülmediğini düşünüyorum. Peki fiyatlar ne olacak? Şimdi bir de şöyle bir algı vardı. E, dolar dünyada değer kaybettiği için ons altın değer kazanıyor algısı vardı. Bunun ben yanlış olduğunu düşünüyordum. Çünkü bakın ben size e, Temmuz'un başındayken Tüm bildiklerinizi unutun. Dünya'da başka bir dönem başlıyor dedim. Yani bildiğiniz korelasyonlar vesaire hepsi bitecek. Başka bir dönem başlıyor dedim. Ee, önceden evet, dolar endeksi değer kazanırdı, on altın düşerdi. Dolar endeksi değer kaybederdi, on altın yükselirdi. Böyle bir algı vardı. Ee, ama şu an dolar endeksi bakın son birkaç gündür değerleniyor. Euro dolar partisi bir miktar aşağı geldi. Beklentimiz dahilinde. Ama ons altına baktığımızda hala 1970'li 60'lı seviyelerde gezinmekte. Hatta pazartesi açılışta rekor seviyeyi gördü. Yani dünyada henüz en kötü görülmemiş olabilir. O yüzden ons altın fiyatları gerçekten kurumların beklediği gibi arkadaşlar 2000 dolar üzerine hareket başlatabilir. En son olarak bakın RBC Capital Markets diye bir kurum As hazırladığı notta altın fiyatlarının gidebileceği muhtemel yönle ilgili tahminlere yer vermiş. İşte 2000 dolar seviyesinin aşılacağını belirtmiş. Tabii ki de bu kurumlar yayınladı diye işte altın 2000 dolara geçip 3000 dolara gidecek diye bir kaide yok. Ama teknik analize baktığımızda, grafiklere baktığımızda çok kritik bir direnç seviyesindeyiz. Yani normalde şöyle bir görüntüde ee, şöyle bir görüntüde arkadaşlar bu fiyatların yukarı yönlü kırılması beklenir bir de siz bundan önce siz orta vade uzun vadeli yatırımcı mısınız yoksa kısa vadeli yatırımcı mısınız bunu bilmeniz gerekiyor. Yani her şeyden önce bunun e, bilincine varmanız gerekiyor. Altın normalde nedir arkadaşlar? Uzun vadeli yatırım aracıdır. Yani önceden altın alan insanlar hani bugün alıp yarın bozdurmazdı. Ne yapardı? Alırdı, bakarlardı. 3 ay, hani bir ay, 3 ay, 5 ay bilemedim. 1 yıl, 3 yıl sonra e, karını hesaplarlardı. Yani uzun vadeli bir yatırım aracıydı. Ama günümüzde artık o kadar dalgalanmaya başladı ki ons altın Günlük 50 dolar, 100 dolar, 200 dolarlık hareketler yapıyor. Yani böyle dönemde kısa vadeli al-satlar ne kadar mantıklı. Bir de hani bankalardan vesaire işlem yapıyorsanız zaten banka makas aralıkları sonuna kadar açılmış durumda. E, vergisini vesaire hiç saymıyorum. E, buna bakarak hani kısa vadeli yatırımcı mısınız, uzun vadeli yatırımcı mısınız, onu bilmeniz gerekiyor. Eğer ki kısa vadeli e, işlemler yapıyorsanız sizin evet 10 altın 1975'ten 1950'ye kadar geri çekilmesi sizin için önemlidir. Ama siz bankadan veya da makas aralığı yüksek vergi ödeyerek bir yerden işlem yapıyorsanız bir de TL bazlı işlem yapıyorsanız sizin için ons altının 1975'ten 1950'ye gelmesinin hiçbir önemi yok. Çünkü gram altında çok da fazla bir oynamaya sebep olmayacaktır. Hani 100-150 dolarlık bir düşüş olacak ki hani gram altında 15-20 TL'lik bir hareket olsun. Sizin de ilginizi çeksin. O yüzden siz bunlara Önem vermelisiniz. Bunları bir kere e, kendinizin ne tür bir yatırımcı olduğunu e, çizerek ona göre hareket etmelisiniz. Şimdi ons altında baktığımız zaman arkadaşlar 1985 seviyesi üzerinde bir günlük kapanış alalım. 2000 dolar üzerine hareket başlar. O 2000 dolar üzerine hareketle şurada bir yükselen üçgen aldığımızda bakın neredeyse 100 dolarlık bir hareket alanı var. Yani 1985 üzerinde günlük kapanış almamız dahilinde şu senaryoda neredeyse 100 dolarlık bir harekette 2100-2150 dolara kadar çok hızlı bir şekilde çıkarız. 1985 kırılımını görmemiz dahilinde. Peki ee, şu an bir kırılım yok ama hareket bakın sıkışmaya başladı. Yani aslında bunu ons altını hep yapıyorlar. Bakın şuradayken de yani 1790'dayken de hatırlarsanız işte 1820 arasında sıkışırken burada günlerce sıkışmıştı ve insanlarda bir belirsizlik vardı bir hani yön tahmini yapamama vardı kararsızlık vardı hani bu da aslında bir piyasadaki işlem yapan insanları paniğe düşürmektir başka bir değişti. Ya buradan hani 1650'ler, 1600'ler, 1500'ler, 1550'ler biliyorsun piyasada birçok analiz dolaşıyordu öyle. Gelirse de insanlar panik yaptı. Ama şu seviyeye geçtikten sonra durmadı. Yani 1-2 hafta içerisinde 1980'lere geldik. İşte burada da gene aynı senaryo uygulanıyor. Zaten ONS altında hep bu şekilde ilerlemiştir. Şimdi burada yapılacak şey arkadaşlar siz uzun vadeli yatırımcı mısınız yoksa kısa vadeli alsatçı mısınız? 10 altında buradan piyasa yapıcı ee, tekrar bir geri çekilmek isterse 1950 seviyesini aşağı yönlü kırdırması lazım. Kırdırdığı takdirde 1900 işte 1880 seviyeleri gündeme gelir. E siz TL bazlı işlem yapıyorsanız bu da 20-30 TL'lik bir geri çekilme olur. Dolar TL'nin sabit kaldığı senaryoda. E bir de dolar TL yukarı giderse ons altın geri çekilse bile gram altına çok fazla bir geri çekilme olmaz. Öncelikle sizin bunu bilmeniz lazım. Yani buradan piyasa yapıcı 1950'yi kırdırırsa ben o süreçte ne yapmalıyım? Yani ben uzun vadeli yatırımcı mıyım, kısa vadeli yatırımcı mıyım? Bu beni ne kadar etkiler? Fiyatlar geldi 1880, 1900 seviyesine. Bu beni ne kadar etkiler? Yani gram altındaki 15, 20, 25, 30 TL'lik bir geri çekilme. Bunu düşünmeniz lazım. Şimdi gram alt, ons altında arkadaşlar ben 1950 seviyesi kırılmadıkça 2000 dolar seviyesine doğru çıkışların olabileceği kanaatindeyim. Tabii ki de biz de bu piyasada her şeyi bilemeyiz. Yani 1350 dolarlardan geldik buralara kadar. Hedeflerimiz geldi. E şimdi 1950 seviyesini kırdırırsa zaten ben bunu belirtirim. Yani bakın kırdırdı 1900 ve 1880 seviyesine doğru geri çekilme başladı diye. Ha 1880 seviyelerinden de çok fazla bir geri çekilme odam olmadan e, hızlı bir şekilde geri toparlanma görerek fiyatlar 2000 dolar üzerine gidebileceğini düşünüyorum ben. Ha şurada 1950 seviyesi kırılmadan 2000 dolar üzerine gitme senaryosu bana daha mantıklı geliyor. Çünkü fiyat iyiden iyiye sıkıştı. Baktığımız zaman aylıklarda şu seviye arkadaşlar. Yani 1850 seviyesi var bakın. Buranın altına aylıklarda inmediğimiz takdirde ee, çok da fazla bir geri çekilme olmaz. E Dünyaya baktığımız evet olumsuz haberler geliyor. Tepe seviyelerdeyiz ama en kötünün görülmediğini düşünüyorum. E, Avrupa Merkez Bankası para basmaya devam ediyor. FED zaten trilyonlarca dolar bas, basmaya devam ediyor. Yani böyle bir senaryoda ben 2000 dolar üzerine gideceğimizi düşünüyorum. Peki gram altın tarafına etkileri ne olacak? Şimdi gram altın tarafında işlem yapanlar birçoğunuz zaten TL bazlı işlem yaptığınız için aslında ons altının çok fazla dalgalanması sizi ilgilendirmiyor. Hani bir 150 dolarlık, 100 dolarlık bir hareket gelecek. Gram altında da bir geri çekilme gelsin. Ancak o şekilde sizi ilgilendiriyor. Şimdi gram altın diğer ayağı da TL. Yani dolar TL baktığınız zaman 6.92 seviyesinin üzerinde seyrediyor. 688, 50 desteğinin üzerinde. Hani oralar kırmadıkça dolar TL'de yükseliş beklentisi devam ediyor. Hani son bir geri çekilme yapıp e, dolar TL'de belki o ihtimal olabilir. O da 6.80'lere kadar olabilir. 16'nın geleceğini en azından ben kendi kişisel görüşüm çok fazla düşünmemekle beraber. Hani gram altına da baktığımızda 441 seviyesine çakıldı. Yani şöyle baktığımız zaman 436 ile 445 seviyesi arasında git gel devam ediyor. Yani burada da bir belirsizlik bir e, kargaşa var aslında yatırımcı tarafından. Şimdi 436 seviyesi kırılırsa 422 seviyesi var. Yani ben gram altında 400'ün altını şu anlık beklemiyorum. Hatta 400'ün dip seviyeler yani en olumlu senaryoda dip seviyeler daha sonra 460-480 hedefini koruduğunu düşünüyorum. Hani bu benim kişisel görüşüm. Şimdi tabi videoları uzun zamandır izleyenler baya bir e, gram altın 250-300 TL'lerden beri bu hedefleri veriyoruz. Yani maliyetler baya aşağıda ama aramızda yeni katılanlar var. Tabii ki de biz burada alın satın vesaire demiyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece kişisel görüşlerimizi açıklıyoruz ama dediğim gibi hani 400'ün altını çok beklemiyorum. Olumlu senaryoda dolar e, TL'deki bir geri çekilmede veya da 10'sı altındaki ufak bir geri çekilmelerde ufak dedim hani bir o 1950 seviyesi kırılacak ki şu an beni beklemediğim senaryo 420 ve 400'e doğru bir geri çekilme gelsin. Oyun alanımız bu arkadaşlar bana göre. Yani 400'ün altını beklemiyorum hatta 401'in altını. Ee, 436 kırılmazsa hani zaten bu seviyeler gelmez. 460-480'e gideriz direkt. Bunu göreceğimiz bir senaryo. Yani şimdi buradan gram altın alınırım. E, baktığımız zaman evet bir dirence takıldık. Hani 436 kırmazsa buradan gidecek. Alınıyorsa bile en azından parçalı alımlar e, önerebilirim. Yani bir tavsiye veremem ama hani ben kendim olsam öyle yapardım. En azından parçalı alımlar. Çünkü hani bir geri çekim olursa 436 seviyesi kırıldığında en azından ortalama düşürürüm. 400'ün altında beklemediğim için buraları toparlayıp tekrardan hani yukarı seviyeleri e, gözetirdim. Yani benim oyun senaryom bu olurdu. E, dediğim gibi düşünüyorsanız hani parçalı alımlar olabilir. E, çünkü 436 seviyesi kırılmazsa e, en azından izlemeyin. Yani iz diye düşünüyorum. Yani gram altında da son durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.